Sevgili dostlar, yine bir sikke analizinde beraberiz. Sikkemizi analize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bilgi güçtür. Ne kadar çok bilgiliyseniz o kadar çok güçlüsünüzdür. Kimin makinasının daha iyi olduğunun bir önemi yok. Kim daha çok şey biliyorsa o daha çok kazanç elde eder. Şimdi dilerseniz sikkemize geçelim. Yine Poseidon antik kentinde darp edilmiş olan bir sikkeyi analiz edeceğiz. 5. ayın 17'si 2017 yılında 300 euro ile müzayedeye giren sikkemiz 380 euroya müzayede satışı gerçekleşmiştir. Sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman yine Poseidon'umuz tridentini fırlatırcasına çıplak bir şekilde figürü resmedilmiştir. Poseidon'umuzun arka tarafında sikke lejantını görmekteyiz. Sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman yine iç büküye bir incus bizi karşılamakta. Poseidon'un flamis yani Yunanların antik elbisesini görmekteyiz. Sikkemiz gramaj olarak 3.29 gram ağırlığında bir sikkedir. Şimdi bu sikkemiz 3902 TL'ye müzayedede satılmış. Bu sikkenin fiyatının bu kadar düşük olmasının nedenlerini tek tek anlatmak istiyorum. Birinci nedeni, bu sikkemiz gramaj olarak en düşük basılmış sikkedir. İkinci nedeni, sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman şu an görmekteyiz. Görseller birbirine girmiş ve net değil. Yani deforme olmuş bir sikke. Deforme olması fiyatını etkiler arkadaşlar. Bunun bu kadar görsellerinin net olmaması, birbirine girmiş olması, neyin ne olduğunu bilemememiz sikkenin fiyatını düşürür. Onun haricinde sikkenin hani bir baskısında kayıklık mayıklık yok. Burada gayet güzel baskısı. Ama dediğim gibi bu dönem eskiliği diye tabir edilir ya da kullanım eskiliği diye. Bu deformeler sikkenin fiyatını düşürür. İkincisi de sikkenin gramajı fiyatı düşürür. Buradaki bu iki neden etkili olmuş. Bir diğer nedenler var. Onları da sıralamak istiyorum. Müzayede de ilgi görmemiş de olabilir. Bu sikkenin bu müzayedeye girdiği tarihte bu sikkelerden çok çıkmış ise yine fiyatını düşürmesine neden olur. Dediğim gibi bilgi güçtür. Herkese iyi günler diliyorum.